Milattan önce 3. yüzyıla geldiğimizde, milattan önce 509'da kurulan Roma Cumhuriyetinin İtalyan yarımadasının büyük bir kısmını kontrol ettiğini görüyoruz arkadaşlar. Fakat Akdeniz'deki tek güç onlar değil. Büyük İskender'in imparatorluğunun kalıntıları ve bir de Kartacalılar var. Ve burada lacivert renkte Kartaca'nın Batı Akdeniz'in çoğunu kontrol eden geniş bir imparatorluk olduğunu görebilirsiniz. Tahmin edebileceğiniz gibi bu ikisinin birbirleriyle çatışmaya girmeleri yalnızca bir an meselesiydi. Hatta o dönem üç büyük savaşa sahne olacak. Bazı tarihçiler bu savaşları tarihte o zamana dek yapılan en önemli ve en büyük ölçekli savaşlar olarak görüyorlar. Bunların ilki milattan önce 264 yılında gerçekleşiyor ve sonra 23 yıl boyunca milattan önce 241'e kadar sürüyor. Bu birinci Pön Savaşı olarak biliniyor. Bunu zaman çizelgesinde görebilirsiniz. Tam burada. 264'ten 241'e kadar devam ediyor. Aslında savaş Sicilya'daki iki şehir devleti arasında başlayan bir çatışmadan kaynaklanmıştı. Sicilya buradaki ada. Yunanlar tarafından kurulmuş güçlü bir şehir devleti olan Siraküza, Sicilya'nın kuzeydoğu ucundaki bir başka şehir devleti olan Messina ile sürtüşmeye başlıyor. İki büyük güç olan Roma ve Kartaca da işin içine girince iş büyüyor. Kartacalılar zaten adanın batısında bir yerleşime sahiptiler ve dolayısıyla durum iki gücün Sicilya adası üzerinde bir çatışmasına dönüştü. Bu savaşta ilginç olan şey, Kartaca'nın denizde güçlü olması, onu bir deniz imparatorluğu olarak da görebiliriz, çok güçlü bir donanması var. Roma'nın çok güçlü bir ordusu olmasına rağmen pek güçlü bir donanması yoktu. Fakat Birinci Pön Savaşı'ndan söz ederken, Göreceğimiz gibi bu durum değişecek. İlk önemli savaş buradaki Sicilya'daki Agrigentum'da gerçekleşiyor. Romalılar bu savaşı kesin bir şekilde kazanmayı başarıyorlar ve sonra Kartacalılar tahmin edeceğiniz gibi Romalıları daha çok denize çekmeye çalışmaya karar veriyorlar. Bu da 260 yılında Lipari Adaları Savaşı'nda oluyor. İşte burada. Romalılar orada yenik düştüğünde daha güçlü bir donanmaya ihtiyaçları olduğunu anlıyorlar ve böylece bu birkaç on yıl boyunca sürekli bir mücadele ve savaş durumu oluyor. Bir önceki videoda bahsettiğimiz gibi bazı Kartaca veya Pön zaferleri de var. Bu arada Pön kelimesi Romalıların Kartacalılara Fenike kökenleri dolayısıyla verdikleri bir isim. Dediğim gibi Kartaca'nın bazı zaferleri var ancak çoğunlukla Roma daha başarılı diyebiliriz. Birinci Pön Savaşı'ndan sonra neler oluyor derseniz, Kartacalılar Sicilya'yı terk etti. Yani Kartaca Sicilya'dan atıldı diyelim. Sonra bir de savaş tazminatı var. Roma verdiği tüm hasar için Kartaca'ya savaş tazminatı ödemek zorunda olduğunu söylüyor. Bu durum Kartaca için oldukça zor çünkü savaş zaten Kartaca'ya çok pahalıya mal oluyor. Çünkü donanma denizcilerden yani kendi vatandaşlarından oluşuyorken ordu büyük ölçüde paralı askerlerden oluşuyor. Hemen buraya yazalım. Paralı askerler. Bu askerler yeterli para ödendiği sürece savaşıyorlar. Yani devletle aynı ideolojiyi paylaşmaları veya vatandaşlığa dayanan bir bağlılık söz konusu değildi. Kartaca onlarca yıl süren savaşlar boyunca bu paralı askerlere para harcıyordu ve şimdi de Romalılar onları tazminat ödemeye zorluyordu. Hemen buraya Roma'ya savaş tazminatı diye yazalım. Bu birinci pön savaşının bir başka etkisi de Roma'nın donanma kurmasını hızlandırmak oldu. Romalılar donanma kurdu diye yazıyorum buraya. Tahmin edersiniz, özellikle 1. Pön Savaşı'nın maliyeti Kartaca için çok fazla oldu. Hatta imparatorlukta bir istikrarsızlık dönemi başladı. Paralı askerlerin birçoğu eğer istedikleri parayı alamazlarsa ayaklanırlar öyle değil mi? Ve bu nedenle de 240'tan 238'e kadar paralı askerler savaşı oldu. Yazıyorum. Milattan önce 240'tan 238'e kadar paralı askerler savaşı. Sonunda Kartacalılar bunu bastırıyorlar. Ancak savaşın bir yan etkisi olarak Kartaca'nın Sardinya ve Korsika üzerindeki etkisi zayıflıyor ve böylece paralı askerler savaşının sona ermesiyle harita burada göründüğü şekli alıyor. İşte bu haritada Milattan önce 238'de Akdeniz'in nasıl göründüğünü görebilirsiniz. Artık Romalılar İtalyan yarımadasının kontrolünü ele geçirmekle kalmıyor, aynı zamanda Korsika, Sardinya ve Sicilya üzerinde de kontrolü ele geçiriyor. Roma'nın gücü giderek artıyor ama Kartacalılar bu vakur imparatorluk henüz burada bitmiyor. 218'de Kartaca generali meşhur Hannibal Romalılara saldırmaya karar veriyor ve bunu alışılmadık bir şekilde yapıyor. Onlara kuzeyden saldırıyor içerisinde fillerin de olduğu ordusunu Alp Dağları'ndan geçirdiği söyleniyor. Buradaki resimde Hannibal'in ordusunun fillerle beraber Alpler'den geçmesinin bir tasvirini görüyoruz. Kartacalılar İtalyan Yarımadası'nda ciddi tahribat yapıyorlar ve bu durum hemen hemen 15 yıl sürüyor. Milattan önce 218'den milattan önce 201'e kadar 2. Pön Savaşı gerçekleşiyor. Evet, Hannibal 10 yıllar boyunca İtalyan Yarımadası'nda büyük bir yıkım yapsa da Roma'yı tamamen kontrol altına alamıyor. Bunun tabii ki birkaç açıklaması var. Birincisi, ele geçirdiği halkların ona karşı ayaklanmaya devam etmesi. Yani bu insanlar Kartacalılar tarafından boyunduruk altına alınmaktan hiç de mutlu değillerdi. Ayrıca Hannibal hiçbir zaman Roma'yı tamamen kontrol altına almaya yetecek kadar takviye birliği sağlayamadı. Devam edelim. İkinci Pön Savaşı'nın sona ermesiyle Romalılar savaşı Kartaca'ya taşımaya karar verdiler. M.Ö. 202'de Zama Savaşı'nda Romalılar Hanibal'i kesin olarak yenmeyi başarıyorlar. Hanibal ana vatanını savunmak için geri çağrılıyor ve burada Zama'da mağlup oluyor. M.Ö. 201'de ise İkinci Pön Savaşı sona eriyor. Bu noktada İkinci Pön Savaşı'nın sonunda Roma bir zamanlar Kartaca'nın kontrol altında olan İber Yarımadası'nın önemli bölümlerini kontrol altına alıyor diyebiliriz. Ve burada Kartaca deyim yerindeyse Roma'ya bağlı bir devlet haline geliyor. İşte o dönemde harita böyle görünüyor. Ama tüm bunlardan sonra Romalılar o kadar da mutlu değil. Kartacalılarla aralarında son derece çirkin bir savaş geçmiş. Hannibal burada İtalyan Yarımadası'nda büyük tahribat yapmış. Hatta neredeyse Roma'yı ele geçirmeyi başarmış. O nedenle tüm bunlar Roma Cumhuriyeti'nin varlığına yönelik bir tehditti. Ama daha sonra az önce de dediğimiz gibi Kartaca Roma'ya bağlı bir devlet haline geliyor ve savaş tazminatı ödemek zorunda kalıyor. Artık gerçekten iyi bir orduya ya da iyi bir donanmaya sahip olacak durumda değiller. Ancak her ne kadar Kartaca son derece zayıflamış olsa da sonraki birkaç on yıl boyunca Roma'da bazı tartışmalar yaşanıyor ve Kartaca şehrini tamamen yok etme yönünde düşünceler beliriyor. Çünkü Romalılara göre Kartacalıları ne zaman yenseler hep bir barış anlaşması yapılıyor. Sular duruluyor ama sonra Kartacalılar yine güçleniyorlar ve tekrar savaşa giriyorlar. Ve tekrar belirtelim bunlar çok çirkin savaşlar. Nihayetinde milattan önce 149 yılında Kartaca yeniden biraz güç kazanmaya başlarken, ordusunu yeniden inşa etmeye çalışırken Romalılar endişelenmeye başlıyor ve diyorlar ki: "Bu işi artık tamamen bitirmemiz lazım." Bu noktadan sonra Kartacalılar üzerine çok ağır şartlar koymaya başlıyorlar. Mesela, şehrinizi deniz kıyısından biraz daha iç kısımlara doğru çekin diyorlar. Elbette Kartacalılar merkezlerini yani Kartaca şehrini iç kısımlara taşıyıp Romalıların emirlerine boyun eğmek istemiyorlar. Romalılar da bunu saldırı sebebi olarak kullanıyor ve Milattan önce 149'dan Milattan önce 146'ya kadar 3. Pön Savaşı gerçekleşiyor. Bu savaşta Roma Kartaca'yı kesin olarak yok etmeye gidiyor ve sonunda Kartaca'yı bu 700 yıllık şehir devletini ya da imparatorluğu sona erdiriyorlar. Kartaca şehri tamamen yok ediliyor. Romalıların fethettikleri yerlerde genellikle yaptığı gibi, burada da tabii ki Kartacalılar köleleştiriliyor. Şehir 17 gün boyunca çok sistematik bir şekilde yakılıyor. Böyle yaparak Romalılar, Kartaca'nın güçlenerek Roma için bir daha asla tehdit olmamasını garanti altına almak istiyor. Üçüncü Pön Savaşı'ndan sonra Romalılar Akdeniz'de egemen imparatorluk haline geliyor. Sadece 3. Pön Savaşı'ndan önce kontrol ettikleri yerlerle kalmayıp artık Kartaca'nın Afrika kolonilerini de kontrol ediyorlar. Aynı yıl M.Ö. 146'da Romalılar Yunanistan'ı da kontrol altına alıyorlar. 3. Pön Savaşı'ndan çıktığımızda artık çok güçlü bir Roma var ve bu Roma Cumhuriyeti bir imparatorluğa benzemeye başlıyor. Tabii resmi olarak henüz imparatorluk değil halen cumhuriyet ancak başka halkların kontrolünü eline alıyor ve bu nedenle imparatorluk özellikleri taşımaya başlıyor diyebiliriz. En sonunda tüm Akdeniz'i kontrol edecek olan bu büyük uygarlık biçimini almaya başlıyor.